Merhabalar herkese. Art Studio'nun YouTube kanalının ikinci videosunda beraberiz. Bu videoda size biraz daha temel şeylerden bahsetmek istiyorum. Art direktör nedir? Grafik tasarımcı nedir? Grafiker nedir? Kreatif direktör nedir? Ya da tüm bunları bu title'lara sahip olurken motivasyonumuz, ana motivasyonumuz ne olmalı? Gibi biraz daha böyle bir temel bir giriş yapalım istiyorum. Bunun üzerine biraz konuşalım. Bakalım nerelere gidecek. 2003 yılında ben o sırada 16 yaşındaydım ve Ersin Karabulut manyağıydım. Ersin Karabulut bilmeyenler varsa bir çizer, karikatürist denebilir. Çizgi roman sanatçısı ya da. O zamanlar Penguin diye bir dergide çizim yapan genç 21-22 yaşında bir çizerdi. Çizermiş. Ben tanımıyordum o zamanlar. Tanımıyordum derken okuyordum ama yani birebir bildiğim birisi değildi. O dönem Hürriyet gazetesinde bir röportaj çıkmıştı Ersin Karabulut'un. Bu röportajda Yiğit Özgül'le beraber bir röportajıydı. Hatta bunun linkini aşağıya bırakabilirim. O röportajında şöyle bir şey söylemişti. Bunu okuyacağım. Çizmek isteyenler, bir de çizer olmak isteyenler var. İkinciler, belki dergilerde gördüğü marjinal hayatı yaşamak için şöhretin beklentisiyle geliyor. Tabii siliniyorlar. Gerçekten çizmek isteyip başka bir şey yapamayacağını düşünen mecburen başarılı oluyor. Böyle demişti bu röportajın bir kısmında. Ben bunu okuduğumda bu kısmı özellikle çok etkilemişti beni. Ve hala ara ara böyle referans verdiğim bir cümledir bu. Yani cümleler bütündür ya da. Aklımda çizmek istemek ve çizer olmak başlıklarıyla kalmış. Ben de bu video için neler konuşayım diye notlar aldığımda bu röportaj geldi aklıma. Bu röportaj için de açtım, bu röportajı buldum. Ve 2003 yılında imiş. Ben de 2003 yılından olduğunu bilmiyordum. Bayağı da eskiymiş aslında. O sırada 22 yaşındaymış Ersin Karabulut. O yüzden daha da şaşırtıcı. Yani bu kadar gençken böyle bir hani bilgece bir şey söylemiş olmamız bence çok acayip iyi. Çünkü söylediği şeyin anlamı bence çok derin. Çizmek ve çizer olmaktan bahsediyor. Ama bu aslında yaratıcı mesleklerin neredeyse hepsine uyarlanabilecek bir ayrım. Yani motivasyon ayrımı. Kimisi dışarıdan baktığında işte o takip ettiği kişinin ben olabilirim, başka dünyadan çok meşhur insanlar olabilir, Türkiye'den biri olabilir falan. Onlara baktığında onların sahip olduğu standartlara, yani hayat şartlarına sahip olmak için o mesleği yaparak oraya ulaşabileceğini düşünüyor. Yani ana motivasyonunu oraya ulaşmak olarak koyabiliyor bazı insanlar. Buradaki kritik nokta şu. Bir şey yapmak istemek ana mesele. Çünkü o baktıklarında gördükleri insanlar bir şeyleri yapmaya aşık insanlar çoğu zaman. Ana motivasyonu şey yapmak olan insanlar. Bu benim için de böyle. Ersin Karabulut da bahsettiği aslında oydu. Kim çizmek istiyor ya da kim yaratmak istiyor? Kim yaratıcıların sahip olduğu hayat sanatına sahip olmak istiyor? Bu çok kritik bir konu. O kadar kritik ki hayatımızı şekillendirirken genelde bizi yanlış yollara sürükleyebiliyor. Çünkü biz baktığımızda sonuca bakıyoruz. Diyoruz ki ben bu hayatı istiyorum, bunu yapan insan hayatını istiyorum diyoruz. Halbuki o yol boyunca yapılması gereken o kadar çok şey var ki o yapılması gereken şeyler o motivasyona sahip olmadan göze alınabilecek, tolere edilebilecek şeyler değiller pek. Biraz bundan bahsetmek istiyorum video boyunca. Bir de tabii ki şeyden bahsetmek istiyorum. Grafik tasarımcı ne demek? Art direktör ne demek? Bunların ne farkı var? Çünkü ben hatırlıyorum işte sektöre yeni girdiğimde, belki daha girmediğimde okulda okurken falan bunların farkını anlayamıyordum. Grafiker grafik tasarımcı gibi geliyordu. Grafik tasarımcı art direktör gibi geliyordu. Ve okul zaten grafik tasarım bölümünde okuyordum ki art direktörlük diye bir bölüm yok. Görsel iletişim bölümü var. Görsel iletişimin ne farkı var? Görsel iletişimci kimdir? Sanat yönetmeni kimdir? Filmlerin sonunda gördüğümüz akan jeneriklerde sanat yönetmeni yazıyor. Onlar ne yapıyor ki? Afiş mi yaptı bunlar? Falan gibi böyle çok fazla, çok fazla boş parça vardı. Biraz bunlardan bahsetmek, temeli oturtmak anlamında önemli olabilir. Çünkü aslında bu kanalda bahsedeceğimiz birçok şey bunları bildiğimizi varsayarak anlattığımız şey olacak gibi hissediyorum. Şimdi şundan başlayalım bir kere. Grafik tasarım nedir? Grafik tasarımcı aslında kimdir? Bunun için bazı benim sevdiğimden öte grafik tasarım efsanelerinin birkaç cümlesini ve onların grafik tasarıma bakışlarıyla ilgili bir şeyler not aldım. Bizim için faydalı olabilir. Çünkü şöyle bir şey var. Wikipedia hani en şu an temel bilgi bulma yolu birçok insanın. Ona grafik tasarım yazdığınızda karşılaştığınız şey şu oluyor. Bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreç şeklinde tanımlanmış grafik tasarım Wikipedia'ya göre. Bu fena bir özet değil aslında ama şey gibi Titanic'ten bahsederken işte dev gibi bir gemi buzdağına çarpıp batıyor bir de filmi var demek gibi fazla sığ kalıyor bence. Onun için bunu biraz detaylandırmak gerekebilir. Mesela Paul Rand'a göre benim işte çok sevdiğim ve zaten grafik tasarımla ilgilenen birçok insanın bildiği bilmiyorsa da öğrenmesi gereken birisi bir grafik tasarım efsanesi kendisi Paul Rand. O mesela şöyle tanımlamış. Grafik tasarım bir yaşam tarzı bir bakış açısıdır. Bütün görsel iletişim kompleksini içerir. Yetenek, yaratıcı yetkinlik, el becerisi ve teknik bilgi. Estetik ve ekonomik, teknolojik ve psikolojik süreçle içsel olarak ilişkilidir. Demiş Paul Rand. Bunu da hangi linkten aldığımı bırakacağım aşağıya. Bir başka efsane Sol Bass'e göre ise grafik tasarım düşüncenin, bu çok bilinen bir laftır,
düşüncenin görselleştirilmiş halidir der tasarım için. Ve bu da damıtılmış bir cevap. O açıdan da güzel. Şimdi grafik tasarım bir problem çözme yöntemi, bir iletişim ihtiyacının sonucu. İletişim ihtiyacı da şu, çoğunlukla markalar, bu arada tabii grafik tasarımın bu 1900'lerin başında daha çok başlayan o sanat olan formundan bahsetmiyorum şu anda. Benim bahsedeceğim kısım daha güncel haliyle grafik tasarım ve bu da dediğim gibi iletişim ihtiyacının sonucu olarak başlıyor ya da şekilleniyor. Yani logolar ya da kurumsal kimlikler gibi markalamaya dair kısımların şekillendirildiği ve iletilmek istenen mesajın karşı tarafa iletilmesini sağlayan o aradaki yolculuk gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir marka var ya da bir kişi de olabilir. Bu markayı illa bir bildiğimiz marka gibi anlamayın. Ürün de olabilir. Dediğim gibi bir kişi de olabilir. Fark etmez. Bunların derdini atmak istediği, ulaşmak istediği bir kitle var. Bu bir kişi de olabilir, 1000 kişi de olabilir, 1 milyon kişi de olabilir. Ya da bir demografi de olabilir. İşte şu yaştaki, şu işi yapan, şu kitle gibi. Fark etmez. Bir hedef kitle var. Bu anlatılmak istenen mesajı da o hedef kitleye ulaştırmak istiyor bu marka, ürün, her kimse. Bu arada geçmesi gereken yol da aslında çoğunlukla grafik tasarımla şekilleniyor. Diyelim ki ben bir markayım, X satıyorum ve X'i almasını istediğim bir kitle var. Bunun için sıfır noktasından baktığımda logom nasıl algılanmalı, nasıl görünmeli, hangi renkleri sahiplenmeliyim, nasıl bir forma sahip olmalıyım, nasıl bir font dünyasına sahip olmalıyım, nasıl bir tonum olmalı falan filan gibi bir sürü aslında cevaplanması gereken soru çıkarıyor bu kitle bana. Bunun cevaplanma süreci de grafik tasarımın uzmanlık alanında olan bir kısım. Dolayısıyla grafik tasarımcılar bunları yapan, bunları sahiplenen kişiler. Grafik sanatlarla ilgilenen kişiler aslında birazcık ama sanatçı değiller. Mesela bunu ben 2007 yılında girmiştim Marmara Üniversitesi grafik tasarıma. Belki biliyorsunuzdur grafik tasarım okuyanların ilk senesinde temel sanat eğitimi alınır. Temel sanat hocamız da Bülent Şangar diye bir güncel sanatçıydı bizim Marmara Üniversitesi'nde. Benim çok sevdiğim bir sanatçıdır kendisi. Ve o bize daha ilk günden en baştan şunu demişti. Siz sanatçı değilsiniz. Siz iletişimcisiniz. Sanatçı içinizde bir sanatçı egosu varsa onu biraz kenara bırakmanız gerekiyor. Ben kibarca söylüyorum şu anda. Bu kadar kibar söylemiştim muhtemelen. Çok da yıllar geçmiş üzerinden ama demeye çalıştığı şey şuydu. Siz sanatçı değilsiniz. Siz iletişimcisiniz. Buna bir kere hazırlıklı olun diye baştan bize bunu söylemişti. Bu bence çok kritik ve çok önemli bir bilgi. Çünkü grafik tasarım gerçekten sanattan çok iletişime yakın duran bir meslek ya da dal. Şimdi bu cepte olsun, bu grafik tasarım kısmı. Peki art direktörlük ne alaka o zaman? Yani art direktörler ne yapıyorlar ya da art direktör dediğimiz şey grafik tasarımcı mı? Bu da güzel bir soru olabilir. Çünkü Türkiye'de özellikle ya da ben Türkiye'deyken öyleydim. Anladığımız şey ya yani grafik tasarım okuyup çoğunlukla ya da görsel iletişim okuyup çoğunlukla art direktör olunduğu için Türkiye'de biz bunları aynı şey zannediyoruz. Yazda da zannediyorduk ya da zannediliyor neyse. Halbuki art direktörlük ya da sanat yönetmenliği Türkçesi ama art direktör diyeceğim ben. Art direktörlük yaptığınız mesleğin grafik tasarımcılığın reklama dönüşmüş hali gibi düşünebiliriz bunu. Tam aynı şey değil ama örneklerle anlatayım. Yani art direktörler mesela yani sanat yönetmeni dediğimiz şey sanatı yönetmek gibi belki daha basit anlatılabilir bu. Sanat yöneten kişiler bunlar. Sanat yönetmenleri de kendi içinde ayrılıyorlar aslında biraz. Dediğim gibi o filmlerde hani az önce giriş kısmında biraz bahsettiğim gibi filmlerdeki işte o sonda gördüğümüz jenerikteki sanat yönetmenleri neci? Yani onlar ne yapıyor? Onlar benim bahsettiğim şeyi yapmıyor. Onlar daha çok sahne dekoru ya da sinema televizyon gibi set dünyasında o gördüğünüz sahneyi yöneten kişiler oluyor onlar ya da sahneleri, filmleri neyse. Benim bahsettiğim ise reklam ajanslarındaki art direktörler. Şimdi reklam ajanslarındaki art direktörler ne yapıyorlar? Aslında art direktörler reklamda gördüğünüz görsel öğeleri şekillendiren kişiler oluyorlar. Mesela reklamların en sonunda gördüğünüz o ürünün gözüktüğü kısım var ya mesela oraya pack shot deniyor. Ürünü sergilediğiniz bölüm orası. Mesela onlar direkt olarak art direktörlerin sorumluluk alanında olan bir kısım. Yani oraya oturup daha çekilmeden reklam ya da storyboard aşamasında storyboard'un da ne olduğunu sonra belki konuşuruz. Storyboard aşamasında nasıl gözükmesi gerektiğini belirliyor art direktör bu ürün kısmının ki bu bir reklamda da önemli bir kısımdır. Çünkü özellikle markalar burada çok önemser. Çünkü ben istediği kadar esprili bir reklam yapıyor. En sonunda ürünümüz nasıl gözüküyor diye sorarlar. Neyse bu bir tarafı. Ya da diyelim bir reklam fikri var. Ekiple beraber düşünülmüş, bulunmuş bir fikir var ortada. Reklam fikri var. Bunun için yönetmenle, reklam film yönetmeninin bunu çekmesi gerekiyor. Bu yönetmeni brieflemek. Mesela brieflemek derken böyle sözlü böyle olması gibi değil. Görsel olarak nasıl bir modda hayal ediliyor bu reklam? Eğlenceli mi, romantik mi, dramatik mi ya da işte nasıl hayal ediliyorsa? Renk tonları nasıl? Nasıl bir filtre isteniyor? İlla böyle yönetmen kadar detaylı bir brieften bahsetmiyorum tabii ki ama yönetmenin kafasında oluşturacak kadar bir çerçeve çizmesi gerekiyor. Aynı şekilde müşterinin de. Önce müşterinin kafasında, sonraysa çeken tarafın kafasında. Yani art direktörün görevi reklam fikrini bulan ekibin hayalindeki şeyi doğurup gerçek hayatta var olabilmesini sağlamak görsel anlamda. Bu kabaca bunu böyle söyleyebiliriz. Grafik tasarımcı bir markanın görsel kimliği ve nasıl gözükmesi gerektiğini tasarlıyor dersek art direktör ve metin yazarı ile beraber art direktör ve metin yazarı da bu markanın bu grafik tasarımcının formunu verdiği markanın nasıl konuşması ve nasıl bir tonda duyulması gerektiğine karar veren kişiler gibi kodlayabiliriz bunları kabaca. Bir de grafikerler var
tabii. Şimdi grafikerler ne yapıyor diye soralım o zaman. Çünkü grafik tasarımcı vardı, art direktör vardı. Bir de grafiker var. Grafiker ne yapıyor? Grafikerler daha çok uygulamacılar gibi düşünebiliriz. Yani tasarlama kısmıyla çok alakaları yok onların. Onların daha çok tasarlanmış bir şeyi uygulama kısımlarıyla alakaları var. Mesela diyelim ki grafik tasarımcılar bir dergi tasarladınız. Dergi tasarmaktan kastım tamamen oturup böyle baştan sona tüm sayfasını yapmak değil. Layout'u nasıl? İşte başlık ve metin fontları kaç puntada olacak? Hangi font olacak? Fotoğraf dili nasıl olacak? Falan gibi böyle guideline dediğimiz kurallar bütününü koyduktan sonraki kısım grafikerin alanı birazcık. Çünkü dergi tasarımından bahsedersek siz derginin tasarımını bitirdikten sonra içerikler gelmeye başlıyor. Gerçek içerikler işte yazarın yazdığı yazılar ve kullanılacak fotoğraflar. Ve o fotoğraflar nasıl kullanılacak? O yazılar nasıl bir grid içinde akacak? Nasıl bir bölünmesi olacak? Kaç sayfaya bölünecek? Nerelere fotoğraflar gelecek? Falan gibi aslında sizin o belirlediğiniz guideline dediğimiz o kural kitabına uygun olarak uygulayan kişiler mesela grafikerler. Guideline okumayı bilirler, uygulamayı bilirler. Dolayısıyla aslında sizin belirlediğiniz kuralları uygulayarak uygulama yaparlar. Uygulayıcılardır aslında. Operatör de denir grafikerleri. Ve başka bir örnek verelim. Mesela diyelim ki bir reklam kampanyası için siz ekipçe fikir buldunuz. Bunda müşteriyi onaylattınız. Onaylatırken 50-70 yatay ve dikey posterler sundunuz diyelim. Müşteri bunu satın aldı. Fikir onaylandı. Çekim aşamasına geçilecek. İşte fotoğraflar çekildi. Posterler 50-70 olarak üretildi diyelim. Burada medya ajansı denen ve marka adına reklamların hangi mecralarda ve nerelerde nasıl kullanılacağını planlayıp satın alan ajanslar var. Bunlar bu kampanyanın, şimdi bu örneğimizi kampanyanın mesela nerelerde işte 50 ayrı yerde 20 tane raket, 30 tane billboard, 8 tane giant board. Giant board dediğimiz çok uzun olan billboardlar. Ya da işte gazetede kaç sütun olacak, tam sayfam olacak falan gibi farklı mecralardan satın alma yapıyorlar. Ve bir noktada onaylaştığınız o posterlerin farklı farklı diyelim birbirinden farklı 50-100 boyuta ve mecra uyarlanması gerekiyor. Bu noktada mesela işte grafikerler işin içine giriyor. Çünkü onlar biliyorlar ya da siz onunla konuşuyorsunuz, anlatıyorsunuz nasıl hayal ettiğinizi. Onlar aslında temelde yaptığınız tasarımı alıp farklı boyutları uyarlıyorlar. Bazı dokümanları hazırlıyorlar falan filan. Buna da grafik uygulamacı ya da grafiker. Peki kreatif direktör? Kreatif direktör kim o zaman? Ya bu bahsettiğimiz tabii hiç bilmeyen insanlar üzerinden anlatıyorum bunları çok kabaca. Kreatif direktörden bahsetmeden önce metin yazarından biraz bahsetmem lazım. Çünkü kreatif direktör illa art direktör ya da tasarımcı bazlı olmaları gerekmiyor. Metin yazarı bazlı ya da strateji bazlı da olabilirler. Onun için biraz metin yazarından bahsedelim. Metin yazarları nasıl ki mesela art direktörler görsel kısmından sorumlular o çıkan reklamın. Metin yazarları da adı üzerinde metin kısmından sorumlular. Yani art direktörün nasıl gözükeceğini, nasıl algılanması gerektiğini, görselinin nasıl gözükmesi gerektiğini belirlediği gibi yazar da orada ne yazması gerektiğini ve nasıl bir tonda yazması gerektiğini. Metin olarak her şeyden yazarlar sorumlu. Metin yazarları sorumlu. Çoğunlukla yazar deriz biz onlara ama anladığınız yazar değil yani. Ben yazar derken metin yazarından bahsediyorum aslında şu an. Bazı ajanslarda couple sistemi dediğimiz metin yazarı ve art direktör birleştirilir. İyi anlaşan bu ikili beraber üretmeye başlar. Kimi ajanslar bunu destekler. Çünkü bu iki kişi beraber çalıştığında birbirini daha iyi anlayıp daha hızlı üretmeye başlar. Kimi ajanslarsa bunları karıştırır. Her projeye göre ekipleri tekrar dağıtıp tekrar birleştirir. Buradan kreatif direktöre geçersek de şimdi siz önce metin yazarı ya da art direktör olarak ajansa girdiniz. Belli bir süre sonra artık belli bir tecrübeye ve belli bir bilgiye eriştiniz. Bu sefer title'ınızın başına yani titrinizin başına senior denen SR olarak gördüğünüz o belki iş ilanlarında falan gördüğünüz şey o. SR denen senior eklemesi geliyor. Bu sizin aslında kıdemli olduğunuz anlamına geliyor. Kıdemli art direktör, kıdemli metin yazarı neyse. Sizin aslında altınızdaki junior'ları onlara da nasıl ki senior, junior gibi düşünün. Junior'ları kontrol etmeniz yani onları denetlemeniz anlamına geliyor. Bu bir level. Buradan sonrası daha da yükseldiniz, daha da tecrübe kazandınız. O zaman ne oluyor? Grup head oluyorsunuz. Yani yine art direktör ve yazarlar geldi beraber grup head olurlar ama tek tek de olunabilir bu. Burada gene o ekibi yönettikten sonra yani alttaki grubu, tekil grupları yönettikten sonra bu sefer de daha da yükseldiniz, kreatif direktör oldunuz. Kreatif direktör ne yapıyor? Kreatif direktör de farklı grupları yönetiyor oluyor. Tek bir gruba değil, ajanstaki birçok gruba bakıyor oluyor, onlardan sorumlu oluyor. Peki executive kreatif direktör var bir de, o ne? O da, bu büyük ajanslarda olan bir şey bu arada. Büyük ajanslarda da birçok kreatif direktörü yöneten, üzerindeki yani kreatif direktörleri yöneten kreatif direktör içinde yani yönetici kreatif direktör olarak da executive creative director ya da director kreatif direktörün adını sokuyorsanız o var. Şimdi sistem temel olarak böyle işliyor. Tabii reklam ajanslarında bu bahsettiğim meslekler dışında stratejiden sorumlu olan, alttaki strateji yazan stratejistler de oluyor. Ya da prodüksiyondan sorumlu olan prodüktörler de oluyor. Ya da iş akışından sorumlu o işi yaptığın bu işin zamanı geldi gibi içeriği yöneten trafikerler gibi gibi bir sürü başka meslek de var. Ya da başka ekip parçaları da var. Bunları belki daha sonra başka videonun konusu olarak konuşuruz belki. Şimdi buradan tekrar o en başta konuştuğumuz motivasyon konusuna dönmek istiyorum. Yaptığımız işi neden yapıyoruz? Ana motivasyon
motivasyonumuz ne olmalı? Bunun üzerine çok düşünüyorum. Burada yine başta söylediğime benzer bir şey söyleyeceğim ama neyi neden yaptığımız o kadar önemli ki. Bunun için çok bilindik videolar da var bu arada. Start with why, nedenle başla diye. Simon Sinek diye bir marka danışmanı mı artık tam title'ını bilmiyorum. Onun en çok izlenen TED konuşmalarından bir tanesi var. Simon Sinek, bunun muhtemelen buraya yazarız buraya bir yere nasıl yazıldığını. Ondan ve bunun gibi zaten birçok kişinin de söylediği gibi neden sorusu çok çok önemli. Yani hele ki yaratıcı meslekler yapan insanlar için çok daha önemli. Çünkü motivasyonumuz bizim gibi yaratıcı mesleklerle ilgili kişiler için ana motivasyon üretmek olmadıkça, tabii ki ürettiğimiz şeyden para kazanmak çok önemli. Tabii ki hayatımızı kazanabilmek, güzel şeyler üretmek önemli. Ama en önemli şey gerçekten o yaratma motivasyonu gibi geliyor bana. Diğer türlü çünkü bir şeyi para için yaptığınız noktada bunu yargılıyor ya da küçümsüyor değilim. Ana motivasyonunuz buysa bu da çok mantıklı. Yine çünkü neden o işi yaptığınıza bağlanıyor konu. Dolayısıyla ana motivasyonunuz para kazanmaksa o zaman ki siz gene doğru yoldasınızdır para kazanmak için ne yapıyorsanız. Ben daha çok yaratıcı dallarda motivasyon, ana motivasyonun yaratmak olduğunu görüyorum ve başarılı olarak bulduğum insanların hep okuduğum kitaplarında, dinlediğim videolarında ya da işte filmlerinde, röportajlarında falan hep aynı şeye denk geliyorum. Yücelttikleri şey yaratmanın kendisi oluyor. Bu bende de biraz böyle gelişti. Bu Amerika gelişimiz de biraz böyle gelişti. Çünkü buraya geldiğimizde bazı sanırım campaign'de bir yazıda bundan bahsetmişim ama burada kısaca bahsedeyim. Buraya Amerika'ya geldiğimizde tam olarak hayalimdik gibi bir iş değildi yaptığım iş. Para kazanabiliyordum ama istediğim gibi bir iş yapmıyordum ve bu bana çok sorgulattı yaptığım işi ve ana motivasyonumu. Bunun sonucunda da benim için ana motivasyon kaynağını yaratmak olduğunu gördüm ve biraz acılı bir süreç oldu bu. Ama sonuçta bunu anladım, yani beni besleyen şey yaratmak. Dolayısıyla ondan sonraki tüm hareketlerimi yaratmak üzerine yapmaya çalıştım. Gene tekrar ediyorum, bu şu demek değil. Siz yaratın, sizi sömürsünler, kimse size para vermesin gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Sadece bunu bir piramit gibi düşünürsek, yukarıdaki en kritik, en besleyici şey yaratmak olursa uzun vadeli olarak o Ersin Karabulut'un başta bahsettiği kimisi çizer olmak istiyor, kimisi çizmek istiyor ki çizmek kısmı çünkü sizi çizer yapan, sonrasındaki insanların size bakıp ilham almasını sağlayan şey yaptığınız için kendisi. Sizin dönüştüğünüz ya da temsil ettiğiniz o sıfat değil. Bunu çok önemli buluyorum. Onun için bunun üzerine bayağı da belki gereğinden de fazla konuşuyor olabilirim. Hatta daha da fazla konuşacağım muhtemelen ileriki videolarda yeri geldiği zaman. Belki şu an bizi izleyip yapacağım mesleği seçmeye karar veren kişiler vardır. Ya da yaptığı mesleği sorgulayan kişiler olabilir. Niye bu işi yapıyoruz falan gibi. Tabii ki bu kişiden kişiye değişiyor ama içinizdeki ana besleyici kısım yaratmak oldukça, yaratıcı kişiler için söylüyorum tekrar edeyim. Bir yolunu bulup o şey dışarı çıkacak, çıkmak zorunda bırakacak, çıkartmak zorunda bırakacak sizi kendisini. Bunu takip ettiğiniz sürece gördüğünüz değer de artacak. Aldığınız maaş da muhtemelen artacak ve gitmek istediğiniz yere daha emin şekilde gidiyor olacaksınız diye düşünüyorum. Bu video gene biraz böyle oldu. Muhtemelen bundan sonra böyle olacak çünkü bir tane metin yazdım belki dış sesle falan yaparız diye. Ama bir şey okurken verdiğim enerjiyle konuşurken verdiğim enerji çok başka oluyor. Bir önceki Kaan'la olan videoda söylemiştim. Her zaman ben olmayacağım diye bu video tarzını yapabiliriz gibi hissediyorum. Çünkü bu daha doğal ve söyleşi gibi oluyor. Yazılı bir metni okumak dediğim gibi çok sevdiğim kanallar da var öyle ama bize çok olmayacak gibi hissediyorum. Bu video böyle. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Sevgiler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.